eskiden beri yanılıyormuşuz. Esas bizim şeylerimiz, dostlarımız şeylermiş, bu Müslüman demokratlarmış falan gibi. Böyle bir yanılgı içindeydiler. Böyle bir şey vardı kafalarında. Bu, ben defalarca gittim oralara. Daha da çok buralara geldiler. Şeye, İstanbul'a, Ankara'ya neyse. Böyle otel odalarında buluşurduk, çıkardık. Kürsüleri anlatırdık. Yetmeyeliyle bir falan namazlardı. Hadi gel şimdi bir şeyler alıştıralım derlerdi. Öyle giderdi, öyle kalırdı. Yani şimdi anladılar. Ben onlara zaten ha, şunu söyleyeyim derdim. Ya bunu benim sizi ben ikna edemiyorum. Sizi ikna edecek bir kişi biliyorum. O da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir derdim. O şimdi ikna etmiş görünüyor bütün dünyayı, Avrupa'yı. Ama ondan sonra da pozisyonları Avrupalıların değişmedi. Değişmedi çünkü çok çıkarcı politika biliyorlar. İşin içinde olan Fethi Açıkel bunları daha iyi anlatacaktır. Avrupa ve Almanya, Türkiye'yi demokrasi, insan hakları ve benzeri şeyler, kavramlar açısından tamamen gözden çıkarmış sanki. Pek ilgilenmiyor. Onlar için göçmenleri oraya salıvermeyelim. Bu yüzden işte o otoriter bir yönetime para veriyor ve onunla işbirliği yapıyor. Türkiye sanki artık muhatap kabul edilmiyor. Sadece işte bir şey. Ticari partiler, kar edilebilir üzerinden ve göçmen deposu. İşte bunun içinden kendileri açısından kullanışlı bir otokrasinin dümen suyunda gidiyorlar ve onun işini görüyorlar. Yani, demokratlar olarak bizim beklentimiz de Türk halkına karşı en azından kendi değerlerine uygun davranmalarını bekliyoruz. Yani aydınlanma Avrupa'sının değerlerine uygun davranmalarını. Almanya, Fransa ile birlikte, İngiltere ile Fransa, bu üç ülke aydınlanmanın beşiğidir. Onların salgıladığı, ortaya çıkarttığı değerler halen Avrupa Birliği'nin değerleri güya. Ama hiç onları unuttular. Unuttular. Şunu unuttular, Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresinden ibaret değildir. Bunu söyleyip duruyoruz. Avrupa'da Avrupa aydınlanmasından esinlenmiş bir Türk seçmen tipi vardır, bunlar vardır yani. İlle aydını derim, bilmem ne, sen direkt diyorum demiyorum ama bundan esinlenmiş bir Kemalist, bir aydınlanma hareketi olmuştur Türkiye'de ve onun ürettiği bir kesim vardır. Bu kesim Türkiye'nin şimdi çoğunluğu olduğunun farkına varıyor yavaş yavaş. Merkel tabii ülkesi için çok iyi bir şans söylüyor mutlaka. Fakat bizim için hiç iyi bir devlet insanı olmadı. Demokrasiyi boğan bir yönetimle tam anlamıyla bir işbirliği yaptı. Son bir ziyarete geldi, veda ziyareti ya. Orada bir kalktı bir şey, gazeteci sordu, insan hakları falan diye bir şeyler. Hiç çıktı yok, gene suskun, hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey söylemedi. Hayır. Bu açıdan için beklentimiz SPD yönetiminden ampul işte koalisyonla yani trafik ışıkları koalisyonla beklentimiz daha kendine uygun, kendi değerlerine daha sağlıklı, daha uygun davranması. Tabii hükümet henüz kurulmadığı için bilemiyoruz fakat bütün bu meseleler bizi bu noktada benzer bir gündemi fakat Aydın Bey çok güzel söyledi. Avrupa Birliği vizyonunu yitirmiş bir ülkede benzer sıkıntıları daha ağır bir biçimde yaşadığımızı gösteriyor. Şimdi Türkiye maalesef bir jeopolitik boşluğa düştü. Jeoekonomik boşluğa düştü. Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye doğru bir kaldıraç olma çıpası aslında bana soracak olursanız 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra Angela Merkel'in şansölyenin Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda ziyareti ve orada Suriyeli göçmenler için yapılan anlaşmayla birlikte başka bir evreye girdi. Aydın Bey de çok güzel değindi. Türkiye mültecileri merdiven altı çalışmaya kayıt dışılığa iten, İLO'nun hiçbir standartının geçerli olmadığı bir ülke çalışma iklimi yaratmaya doğru eviren
kendi emekçimizi Suriyeli gariban emekçilerle ücret konusunda yarışmaya zorlayan, mültecileri Avrupa'dan taviz koparmak için bir şantaj ögesi olarak kullanan, Avrupa'dan gelen paraları saydamlıktan uzak bir biçimde har vurup harman savuran, yani sosyal yardım konusunda bile yolsuzluk ekonomisi inşa etmiş olan, Katar'dan ve başka ülkelerden de gelen paraları adeta kayıt dışılaştıran, bir mülteci sorunuyla karşı karşıya, bir iklim sorunuyla karşı karşıyayız. Anadolu çoraklaşıyor ve obruklaşıyor. Her yer Konya Ovası'nda obruklarla doldu. 300-400 metreden su çekiyoruz. Büyük bir gıda güvenliği sorunuyla karşı karşıyayız. Konut krizi kapımızda. Ev sahibi olan sınıflar daha fazla ev sahibi oldu. Konut sahibi olan sınıflar, araba sahibi olan sınıflar daha fazla araba sahibi oldu. Gençler için artık bir ev ve bir araba hayal oldu. Avrupa sosyal demokrasisini de, Türkiye sosyal demokrasisini de aslında ayağa kaldırmak için uygun koşullar var. Fakat iş her ne kadar dünya sosyal demokratlarının dayanışmasıyla, iletişimiyle, empatisiyle bir noktaya geliyorsa da iş ulusal düzeyde emekten yana, demokrasiden yana, güç birliğinden yana, partilerin bir araya gelerek bu büyük krizleri aşmasından geçiyor. Kamunun, devletçiliğin, sosyal devletçiliğin ve kooperatifçiliğin öneminin arttığı ve neoliberal küreselleşme paradigmasına karşı yepyeni alternatiflerin ortaya çıkması gerektiği bir dönemi yaşıyoruz. Burada kuşaklar arası kopukluk Almanya'da ve Avrupa'da olan, Türkiye'de yok. Türkiye'de kuşaklar arası aslında bir miras aktarımı var. Belki de sosyal demokrasinin en büyük avantajı Avrupa'da olmayan bu, bizim ittifaklarımız, bizim dayanışmamız, umut ediyorum Türkiye'de ve Avrupa'da daha adil, daha hakça, daha demokratik ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratılması noktasında kendine yeterliliği öne çıkarmış. Tarımda kendine yeterliliği, sağlık altyapısında ve sağlık çift insan kaynakları altyapısında kendine yeterliliği, eğitimde kendine yeterliliği, teknoloji altyapısında, özellikle dijitalleşme, lojistik teknolojileri altyapısında ve hepsinden önemlisi de belki bunlar kadar sosyal politikada, sosyal devlete kendine yeterliliği, aileleri yalnız bırakmayan, destekleyen politikaları uygulayabilen bir kendine yeterlilik dönemine girdik. Bildiğimiz anlamda küreselleşmeyi, neoliberalizmi biraz acı ama Avrupa Birliği serüveninin bir aşamasını Covid'le birlikte geri bıraktık. Fakat 2019 seçimleriyle birlikte Türkiye'de ve 2021 Almanya seçimleriyle birlikte Berlin'de sosyal demokrat partiler yükseliyor, demokratlar yükseliyor. Gençlere borcumuz, emekçilere borcumuz, tüm yurttaşlara borcumuz bu çarpık ve kara düzeni bitirmek üzere işbirliği yapmak, eksiklerimizi tamamlamak, diyaloğu ve dayanışmayı arttırmak. O partisinin lehine bir müdahalede bulun dedi ki siz gene işte bizim çocuklara oy verin filan kabiline. Onların son dönemde sıçrama, son aylarda sıçrama yapmasının en büyük etken Scholz, yani şansölyer değil Scholz'un çok güven verici tutumudur. Bu güven verici tutum aynı zamanda Scholz, Olaf Scholz. O nedenle başarılı oldu. Çok yetkin, çok dengeli bir politik. Scholz'u galip olarak gösterdi. Bütün bunların etkisiyle son düzlükte çok başarılı oldu.